Bana Talişka'dan bahsedin diyecek Beşiktaş taraftarlar. İlk soru o olacak. Talişka. Değişmeyeceğiz. Şimdi Şenol Hoca'nın açıklamaları Çok... sonrası hmm, gelinen evet. nokta e, bazen işte reaksiyon gösteren ama Şenol Hoca Şenol Hoca söyledikten bak, bak, oraya sonra oraya bir virgül ben... koy da bak bak bir şey anladım ama Şenol Hoca da yalnız bu Talişka konusunda hani yönetime biraz <laughs> biraz ayıp ediyor yani. Ayıp ne ya. Öyle öyle. Niye? Yani biraz böyle öne öne yani alınacak bir oyuncu olsa alır Beşiktaş zaten. Yani şöyle yani ekonomik olarak yani biraz yönetime topu atıyor yani bu hani bir yaptın tamam ama iki üç oldu hocam olmaz yani işte ama, e şeffaf işte şimdi ama, ama bu şeffaf olmaz şimdi bak şimdi hoca alın demiyor demiyorsa yönetime iyi oyuncu diyor ya Şenon hoca ya Şenol hoca bana mı anlatıyorsun ya ben 6 sen yaşından beri mesaj. benim kahramanım ya sen yönetime mesaj mı ediyorsun? veriyor tabii Şenol hoca ben benden iyi analiz eden mi var ya o Necip'i niye oynatıyor orada yok diyor yok aldıklarınız olmadı diyor alın bir daha alın diyor. Şenol Hoca'nın ben <gülüyor> ne <gülüyor> olduğunu ben ama Amartya, Hocanın hocam, ben mesajlarını bilirim. Fatih Terim'i de kampta. Şenol Güneşi de benden tahlil kimse demez. Hocanın basın toplantısına çıkması var. Amartiyi seçtik diye. Birkaç yani, yerde oynuyor evet. diye evet, evet, hatta pozisyonda. Evet. hocanı oyuncular bu Hocanın istemedi oyuncuları almıyor ki Beşiktaş. Ya acaba öyle mi? Dur bakalım. O, acaba kendi söyledi. Ya. ya bazen fedakarlık yapar e, antrenörler. Atar kendini önüne ama burada Talişka konusunda Hı -hı. şimdi bir dedin 2-3'e gitme daha hocam. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Taraftar haklı olarak. Çünkü ben de taraftardım. Ben de 15 yaşında, 14 yaşında, 16 yaşında. Ben de istiyordum ki benim takımım onu da alsın, bunu da alsın, şunu da alsın. istiyordum yani. Ama şimdi taraftar bu sefer ne yapıyor? Yönetimin üzerine baskı kuruyor. Niye almıyorsun diyor. Niye almıyorsun dediğin adamın bol servisi 15-20 milyon euro, kendisi 10 milyon euro. E bu bu sefer e, olmuyor ki yani. Yani yani bu ben sana söyleyeyim yani ben işte şimdi 2-3 oyuncu, e, oyuncu alacağınıza yani, mesela Talisca'yı da alabilirsiniz de gelmişti yani ilk açıklama şey, ya. Şimdi baktığın zaman hocam şimdi bak Vegor'su, Abubakar'ı, Redmond'u ne bileyim say işte Gezzalo onu bunu şey Sergen Yalçın ne yapsın ya? Sergen Yalçın şampiyon olduğu seneye bir baksana ya. ikinci yarının ortasında çat diye bu bakar. Ben dedi topuğumda bilmem ne o bu yok git. Gökhan şeyle Töre. santraforu bitirdi şampiyon Abu oldu. Abu Bakar yani da Şenol Hoca ile daha iyi oynuyor ama. Tamam. Şimdi öyle de bir gerçek var. Ya oynar ama şu Talişka şimdi Fırat daha detayını anlatacak nedir Talişka durumu ama. Hoca şu Talişka işine bir, bir sen yönetim anlatsın yani. Ne olduğunu anla ya. Anladım dedim. Ben şan olacağım. Bilirim ya. Bilirim yani. Daha adam alma da bir bütün parayı ver oraya. Verebilecek bir para olsa verir Beşiktaş zaten. Taliçka. Ya Taliçka ile ilgili çok aslında konuştuk ama o kadar oyuncu tabii hep devamlı gündeme geliyor ki e, insanlarda da bunun da etkileşimi var. Açık konuşayım. Var Fırat Talişka ile ilgili video çekiyorum. Atıyorum 300 bin izleniyor. Başka Gibi. bir konu olunca mesela 30 bin izleniyor. Gibi. Fark ediyor Çünkü yani. Gerçekten çok, <laughs> Gerçek çok bu. büyük bir reytingi var ve bu her şeyi etkiliyor. Yani Haklıdır Beşiktaş'ta Şenol Hoca da haklıdır. <laughs> evet, evet. İste ya bu bir is istek, istenmez olur mu normal Anormal ya? bir istek ve reaksiyon var hmm. Talişka'ya. O yüzden gündemden düşmek bilmiyor. Transferin son gününe kadar devam eder bu hikaye ben sana söyleyeyim. Çünkü e, oyuncunun tirajı yüksek, reytingi yüksek. Ve bunu dile getirmek, bunu anlatmak, talişke geliyor arkadaşlar. Bakın anlatıyorum, bakın sponsor geliyormuş falan. Bunu söylemek tabii ki bir etkileşim oluşturuyor. Bu bir gerçek. O yüzden de çok fazla gündemde. Burada Beşiktaş yönetiminde çok büyük hatası var. Beşiktaş yönetimi anormal sessiz. Yani çıkıp konuşmuyor çıkıp konuşması lazım. Ya Barış sen orada haklı. O zaman anlatacaksın. E tepki alır ama. Anlamayacağını o, o, veya. Tepki alma ihtimali var ya. Hayır her ama konuda bir Birkaç defa ha. Transferle ilgili hiçbir şekilde konuşmuyorlar Fırat şu anda. Başka söyledi falan. sanırım. Birkaç defa ben okudum hani. Yani bon bana, kadar bana söyledi. ben, ben Tiran'da kendisini sordum. Başkan, başkana. E? ayıp ediyorlar dedi. Bu olmaz ya. Ayıp ediyorlar ya bu kim, haberleri, kim ediyor ayıp ediyor? Bu haberleri hiç durmadan çünkü çok yoğun bir geliyor haberi var. Bu haberleri, bu haberler bir zarar veriyor yani. Böyle bir şey olmadığı halde beklenti arttırıyordu. Şimdi neden olmadığını da yani başkanın neden olmayacak dediğini de anlatayım. Bir kere en azından önce bırakması lazım bir. Ha, Bak ben de orayı diyecektim. Yani arkadaşlar bir de yani ben o ligi biraz seyrediyorum. Ronaldo o bırak, falan bırakılacak gibi bir evet, evet. ortam <laughs> bir yok orada ha yok. onunla ilgili. Ronaldo devamlı onunla ilgili demeç veriyor zaten memnunlar. Yani bir çok Kulübün bırakması lazım. İki, kulüp bırakırsa oradan, çok popüler orada, oradan başka bir kulüp de talip olabilir bu arada. Yani kulüp ben bırakıyorum dediği anda onun üzerine atlayabilirler. Nasıl bir para dertleri yok. Ee, Talişka o da parayı de, pek sevmez zaten. <laughs> evet o da parayı sever. Orası olabilir. İki, üç, şimdi konuşulan rakam işte diyorlar ya 12 milyona cevap vermedi falan filan. Mesela kaça verecekler Talişka'yı? Vermek istedi diyelim. Ya benim gördüğüm ya 20 var. Bir şey isteyecekler herhalde Taliçka için. Adamların paraya ihtiyacı para, çünkü yok. parayla yani. ilgili bir durum yok ortada. Ee, hadi onu hallettin diyelim, verdin diyelim. 20 milyon euroyu, 15 milyon euroyu verdin diyelim. Bu oyuncu 10 kazanıyor. Ya çok maliyetli. Bu oyuncunun e, gelip de burada hadi Beşiktaş'ı çok seviyor diyelim. 2 milyon euro indirim yapmaz da yaptı diyelim hadi. Çok acayip bir şey oldu. Yaptı. 3 yılda sözleşme. 24 milyon euro. Kulübe de verdin 12. 36 milyon euro. 36 milyon euro da Beşiktaş kulübünün toplam borcunun %25'i. Başkan bu şartlarda almaz. Ee, Ki, %0 ihtimal mi? %0 diyemem çünkü bir şey olur orada. Orası enteresan bir yer. Yani Abu Bakar çıkmıyordu. Bir anda kavga etti birileriyle çıktı. Evet normal orada şartlarda gelmiyordu. Orada Biriyle kapışır. Gider Ronaldo'ya bir şey yapar. Ronaldo ben bunu istemiyorum der. Bunların hepsi hayali bu arada yani senaryolar. Ama olabilecek bir şey. Kulübü der ki ben bunu kiralayayım. Bak o zaman belki Beşiktaş bir kiralama üzerinden oyuncu talip olabilir. Ama şu anda şu şartlarda oyuncu getir. de çok şey duyuyorum ben sponsor buldu Beşiktaş falan. Ya Beşiktaş daha stat sponsorunu bulmadı ki. Mesela bir sponsor nasıl Taliçka'ya sponsor olacak? Ne yapacak mesela? Kaç lira verebilir bir sponsor bir oyuncu için? Mesela çıkartabilir mi 25-30 milyon euro pat diye bir sponsor? Var mı Türkiye'de öyle bir Beşiktaşlı iş adamı falan ben Ya biliyorum. Barış Ürün seven bilirse bilir. Ben hatırlamıyorum yani bir ya Benim gelmiyor. tanıdığım öyle bir iş adamı sponsor. yok. Sponsor. 25-30 milyon euroluk sponsor olur mu diyor. Murat da. Ya Futbolcu. kolay değil. Yani biz bir sponsorun sadece bir oyuncuyla ilgili o rakamlara çıkması. Bir de Sayın Ahmet Nurçebi hesap kitap adamıdır. Bir de burada o takımın nasıl etkileyecek o oyuncular o paralar. Şimdi Abu Bakar o tarafa bakıyor buraya atıyor o sıkışıyorsun. Abubakar geliyor, dokunuyor, tabelayı değiştiriyor. Sen şimdi o Talişka'ya 12 milyona, 10 milyona kontratlık yaparsan Abubakar o paralara yani sıkıntı çıkartır yani. Kolay değil o işler. Oraları da düşünüyor olabilirler. Düşünüyorlar. Olabilirler ya. Kim içi yani. dengesi değil mi? Yani Düşünüyorlar yani. Sonuçta orada kadar... Ezal, Rebić, Abubakar evet. gibi işte 3 milyon euro, 2,5 milyon euro alan oyuncular var. Bunların hepsi kariyerle senin evet. dediğin gibi şimdi oraya 10 milyonluk biri geldiği zaman onlar da arıza çıkartın diye düşünüyorlar. Şimdi tabii Getson ki. transferin gözdesi. Doğru. Şimdi sen gelip birine 10 milyon euro verirsen 12 milyon neyse ne diyorsun Jetson ne konuşuluyorsa. Şimdi olur mu yani? Şimdi Jetson en son lig maçını izledikten sonra en çok top kazanan, en çok ikili mücadeleye kazanan, en çok araya giren oyuncu golünü atmış, performansı iyi. Ya ben de olsam Jetson'u sadece bir maç üzerine söylemiyorum. Jetson çok iyi futbolcu. İşte o zaman da yani. Beşiktaş şunu söylüyor. 4 ona ana, 4.5 10 ana işte. <laughs> onu da bir şey diyemez. 4.5 10 ana'ya veriliyor. 4 kazak oyuncuya veriliyor. 8. İşte Amartin'in maaşı var. Böyle çok fazla şey olmayan oyunculara vereceğini Talişka'ya ver diyor taraftarda. Doğru. Bir şey Futbol öyle bir şey değil ki yani. Değil şey, Şenol şey. Hoca Şenol Hoca o yolu açtı. Taraftar Şenol Hoca'nın demeci üzerinden bu dediğini diyor ama e, şimdi onu yapsan Şenol Hoca durur mu? Durmaz. Bir hafta sonra diyecek ki ya stoper adam yok. Ha, oynuyoruz Necipler hani o da olmasa biz ne yapacağız falan diyecek. Mecbur alacaksın. Ve o da olmasa Mavi Türk oyuncu yok diyecek. Mavi kart bulmamız lazım. E onu da alacaksın yani, yani? Yani. Yani, e yani. Onun kalecisi yok Beşiktaş'ın. Yani Mert için önemli şimdi dağıttı, e, Erdal şey. Kurt kardeşim yazmış çok güzel diyor tamam. ki yani bu iyi de bu takım içi dengeleri diye bir şey yok mu diyor? Yani biz geçmişte hani bu kadar arada uçurumlar yoktu. 10 hmm. milyon euroluk kontratlı adamla 1,5 milyon euroluk kontratlı adam aynı takımda e, çok uç olmaya başladı diyor. Bunu değinir misiniz? İşte bize tam buna değiniyor.